Seçmek özgürlük değildir. Seçenekleri kendi tayin edebilmek özgürlüktür. Rahmi Ergün. Özgürlüğün gerçek tanımı. Özgürlük, önümüze sunulan seçeneklerin arasından seçim yapabilmek değil, kendi seçeneklerimizi kendimizin belirleyebilmesidir. Seçenekleri başkalarının belirlediği bir dünyada gerçekte ne kadar özgür olabiliriz? İşte bu yüzden özgürlüğü bir kafesteki kuşun durumu ile kıyaslayabiliriz. Düşünün ki kafeste bir kuşsunuz ve kafesin kapısı açık. Önünüzdeki seçenek uçmak. Ama gerçek özgürlüğünüz, kafesin kendisini ortadan kaldırabilmektir. Bir ağacın dallarından istediğinize konabilmek, istediğiniz yüksekliği tercih edebilmek, bir deniz kıyısında kanat çırpabilmek. İşte gerçek özgürlük budur. Gerçek özgürlük, kendi hayatımızın mimarı olabilme yetisidir. Bir ressam kendi tuvaline, hangi renkleri kullanacağını, ne çizeceğini başkalarından mı sorar? Hayır. Kendi hayal gücü doğrultusunda hareket eder. Seçenekler sunulsa da sunulmasa da, kendi paletini, kendi renklerini yaratır. Eğer bir ressam kendisine dayatılan kısıtlı bir renk paletiyle çalışmak zorunda bırakılırsa, yaratıcılığı ne kadar sınırlanır değil mi? Videoya devam etmeden önce, önemli bir hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Ruhun hatırladıkça tüm sistem, bu dünya simülasyonu parçalanıyor ve matriks çöküyor. Yöneticiler ise, sistemin devam etmesini istiyorlar çünkü onlar sistemin devam ettirilmesiyle görevliler. Ve sana gerçekleri hatırlatmayalım diye bizi engelliyorlar. Ruhun gerçekleri hatırlamasın diye de bizleri olabildiğince kısıtlıyor. Kimi zaman da sayfalarımızı banlıyorlar. Sistem ise hatırlaman için her yere kodlar koymuş. Biz bu kodları sana karşılıksız veriyoruz. Bizim de görevimiz bu. Bu bir sınav, bir oyun, bir tür maç. Gerçekleri hatırlatmaya devam edebilmemiz, oyunu birlikte kazanabilmemiz için senden de içeriklerimizle her türlü etkileşime girmeni, videoları tekrar tekrar izleyip özümsemeni rica ediyoruz. Çünkü ruhlar birbirine bağlı ve hatırlayanlar çoğaldıkça bizim de bilgimiz artıyor. Bu yüzden paylaşımların, beğenmelerin, takiplerin ve yorumların gerçekleri hatırlatmaya devam edebilmemiz ve kısıtlamaları aşabilmemiz için çok çok kıymetli. Ne olursan ol gel, bir olalım, iri olalım. Diri olalım ve bu rüyadan tanrı olarak uyanalım. Eğer bir ressam kendisine dayatılan kısıtlı bir renk paletiyle çalışmak zorunda bırakılırsa, yaratıcılığı ne kadar sınırlanır değil mi? Aynı şekilde bir yazar, yazacağı hikayenin gidişatını istediği gibi kurgulamak ister. Eğer yazarın önüne hazır karakterler, belirlenen bir olay örgüsü sunulursa, ortaya çıkan hikaye ne kadar özgün olabilir? Kendi sözlerini seçemeyen bir yazarın hikayesi, tıpkı kısıtlanmış bir yaşam gibidir. Dahası, bir müzisyen için de durum aynıdır. Sadece belirli notalar ve melodiler verilirse, o müzisyen gerçekten kendi müziğini yaratabilir mi? Kendi melodilerini yaratabilmek için her sesi özgürce kullanabilmesi gerekir. Bu, müzisyenin kendi duygu ve düşüncelerini notalar aracılığıyla ifade edebilmesinin temelidir. Bir bahçıvan düşünün. Elinde çeşitli tohumlar var ve hangi bitkileri ektiğine başkaları karar veriyor. O bahçenin sahibinin kim olduğuna karar vermek çok daha zor olacaktır. Kendi tohumlarını seçme hakkı olmayan bahçıvan, zamanla kendi bahçesinde misafir gibi hissetmeye başlar. Kendi hayatımızın mimarı olduğumuzda, yani kendi seçeneklerimizi oluşturabildiğimizde gerçek anlamda özgür oluruz. Herhangi bir yolda yürümek değil, o yolu hangi güzergahtan oluşturacağımıza karar verebilmek asıl hürriyettir. Çoğu zaman hayat önümüze hazır yollar koyar. Ama bu yolların dışına çıkabilmek bizi özgür kılar. Bir tiyatro oyuncusunun her rolü kendi iradesiyle seçmesi ne kadar önemlidir, değil mi? Seçim hakkı verilmiş olsa da metinler başkalarınca yazılmışsa, oyuncu gerçekten özgür müdür? Kendi karakterini kendisi yaratmadıkça, sahnedeki insan ne kadar sahici olabilir? Gerçek özgürlük, kendi senaryomuzu yazarak oynamaktır. Gerçek özgürlük Yazgımızı kendi ellerimizle şekillendirmektir. Hayatın her anında kendimize özgü seçimler yapabilmek, her seçimde kendimizi özgürce ifade edebilmektir. Hayatımızın her alanında seçim hakkımızın olması, bu dünyada kendi varlığımızı özgürce sürdürebilmenin anahtarıdır. Bir gezgin düşünün. Gittiği yerleri kendi iradesiyle belirlemek yerine, belirlenen rotaları takip etmek zorunda kalsaydı, gerçekten keşfetme duygusunu yaşayabilir miydi? Gezginin asıl özgürlüğü, haritada keşfedilmemiş noktaları bulabilme cesaretindedir. Özellikle de haritasını kendi elleriyle çizebiliyorsa. Sonuç olarak, gerçekten özgür olmak yalnızca önümüze sunulan seçenekleri değerlendirmek değil, bu seçeneklerin ötesine geçebilmek, yani kendi seçeneklerimizi yaratabilmektir. İşte bu, hayatın her alanında geçerli olan bir özgürlüktür. Yaratıcılıkta, düşüncede, seçimlerde ve yaşamın tüm diğer alanlarında. Özellikle de sadece önümüzde yapılacak bir seçim değil. Gerçek özgürlüğün ta kendisidir.